Aşalım, aşalım, aşalım aman dağlara aşalım. Değerli Çiftçi TV izleyicilerimiz, bugün de Bursa'nın İznik ilçesinin Tacir Mahallesi'nden programımızı yapmaktayız. Tacir Mahallesi'nin anacı bacı mevkiine geldik. Sağ olsun hayvancılıkla yapan amcamızın hayvanların bulunduğu mevkiye geldik. Ve kendisiyle bugün değerli bilgilerini alarak da programımızı gerçekleştireceğiz. Buyurun amcam, sizin isminizi alarak da programımızı başlatışını yapalım. İsmim Ahmet Çakır. Evet. Tacir köyünde oturmaktayım. Evet. Hayvanlarla uğraşmaktayım. Çiftçilikle hayvanlarla uğraşmaktayım. Yaptığımız bu iş. Çocukluktan beri mi yapıyorsunuz? Evet, çocukluktan beri evet. Evet. Çocukluktan beri devam edeceğini. Peki. Şu an 57 yaşım. Evet. Şu anda aynı şekilde devam edeceğini. Peki Ahmet amca, bununla hayvanlar içerisinde çocukluktan beri büyüyerekten bu konuma kadar getirdim diyorsunuz. Evet. Evet. Peki hayvanlarınızın ırkları nedir? Irkları Yalova. Yalova ırkı. Kaç paşa adet koyununuz var? Şu anda 80 tane hepsi. Evet. Koyun kuzu 80, koyun keçi hepsi beraber 80 tane. Hı hı. Hayvanı var yani. Evet. 80 adet. Evet, 80 adet hayvanım var. Peki koç katımlarını ne zaman yapıyorsunuz Ahmet amca? Koç katımlarını Temmuz. Temmuz. Temmuz, Ağustos yaparız yani. Evet. Katımlarını. Hı hı. Buna göre şey yapacağını ayarlarız. Evet. Sürüde devamlı mı duruyor koçlarınız? Yoksa belli bir zaman katıp dışarı alınmıyor? Sürüde devamlı duruyor yani. Yazık işte devamlı hiç ayırmayız koçları. Devamlı sürüde dururlar bizimkiler. Evet. Ayrım yapmayız. Hiç ayrım yapılmıyor. Ayrım yapmayız. Hı hı. Devamlı sürüde var. Yılda iki ürün aldığınız oluyor mu Ahmet amca? Oluyor. Bu sene iki ürün alıyoruz. Bu sene alınmıyor yani. Yılına yana değişiyor. Peki hayvanlar kendini korumaya mı çekiyor? Herhalde korumaya çekiyor. Nasıl oluyorsa olmuyor işte. Koçundan mı kaynaklanıyor? Koçtan da olur. Bazen bakımdan da kaynaklanıyor. Hı hı. Dediğin gibi oluyor yani. Bazı sene fazla ürün oluyor. Bazı sene az oluyor. Evet. Şimdi Ahmet amca, değerli Çiftçi TV izleyicilerimiz, en çok da üreticilerimiz bu konuda kaygı düşüyorlar. Bana da yazışıyorlar internetten. İşte yılda ürkürün aldıkları zaman işte kuzular yanık kalıyor. Meral olduğu için süt yanığı oluyor. Kendini besleyemiyor. Hani ilk ürünlerini işte sonbaharın son aylarında aldıkları zaman ya da kış başında aldıkları zaman daha iyi oluyorlar. Sizin bu konudaki nasıl görüşleriniz var Ahmet amca? Kasım Aralık ayında doğan kuzuyla Nisan Mayıs ayında doğan kuzuyla çok fark var. Evet. Nisan Mayıs ayında doğan kuzudan tabii ufak kalıyor. Evet. Kasım'da doğduğu gibi büyümüyor. Hı hı. Bir takip seneye kaldığı zaman o zaman gelişme yapıyor. Evet. Aynı sene gelişme yapmıyor. Hı hı. Koçlar var mesela kurbanlık. Onlar da aynı oluyor. Onlarda da gelişme gelişmeler oluyor. Tabii. İri ufak. Evet. İri ufak ile gelişme oluyor. Evet. Burada da var bugün mesela. Hı hı. Kasım'da doğanlar var. Bak şimdi ucuna görünenler Kasım'da doğanlar. Şu küçük kuzular mı? Ufaklar da Nisan'da doğdu onlar. Nisan'da doğdu. Nisan'da doğdular. Evet. Diğerleri demek ki daha büyük Kasım, yapılı. Kasım'da bak şunlar ürünler Kasım'da doğdular işte. Büyükler Kasım'da doğdu. Bunlar Nisan'da doğdular. Evet. Peki kuzularınız doğduğunda Ahmet amca direkt sürüye mi veriyorsunuz? Yok. Anneleriyle beraber, yoksa ikinci ürün kuzular olduğunda mesela annelerinden ayrı mı duruyor? Yoksa anneleri bile bir merada otlar mı? İki ay kışta da durlarlar. İki ay sonra annene sararız. Yayılıma. Daha sonra veriyorsunuz. Evet. Öncesine verilmiyor. Verilmiyor. Evet. Annesine bak salmıyor yani. İlk önce İki ay ayrı bir şeyde bakarız. Ondan sonra annesine salarız. Annesine araba geri gelirler. Peki birinci ürün kuzularınızı ne zaman salım yapıyorsunuz? Onları da Mart'ta salım yaparım. Mart'ta? Mart'ta analarını salarım. Analarına ideal otlama. Dişi erkek karışık bütün kuzuları salıyor musunuz? Hepsini salarım. Hiç ayırmam. Hepsini düz ara salarım hepsini. İdanelerini. Evet. Peki kurbanlık satış yapıyorsunuz, kurbanlık kuzuları direkt yayılımdan pazara mı sürüm yapıyorsunuz? Yok. Yoksa besiye, eve kurban besisi aldığınız oluyor mu? Ramazan bayramından sonra besiye alırım eve. Hı-hı. 70 gün var kurban Ramazan arası. Evet. Besiye alırım, besle bakarım yani. Kurban o zaman yaparım. Yoğun yemleme yapıyorsunuz. Evet, yoğun yemleme yaparım, bakım yaparım onları ayrıca. Evet. Onları ayrıca satarım yani. Şimdi koç katımlarına geçtik konuyu ama tekrardan dönüş yapmamız gerekirse. Şimdi koç katımını bu şekilde yapıyorsunuz ama koçlarınızı kaç yılda bir değiştiriyorsunuz sürünüzden Ahmet amca? Koçun cinsine bakıyor. Koç cinsi güzelse, iyiyse koç 2 sene 3 sene kalıyor. Cinsi iyi değilse 1 sene yani dölüne bakıyor yani. Döle eğer güzel döl yaptıysa 2-3 sene bırakıyoruz. Evet. Döle baktık iyi değil, öbür sene başka koç değiştiriyor yani.
Peki bu yıl mesela kullandığınız bu koçu nereden temin ediyorsunuz? Başka bir üreticiden mi, bir çiftliklerden Yok, kendi, mi? Yok, kendi koynamdan. Bu seneki, geçen seneki başka yere almıştım. Bu sene kendi koynamdan, kendi evet. cinsinden yani. Evet. Koç. O koçların annelerini nasıl yapıyorsunuz sürüde? Eşleştirmede anneye denk getirmiyorsunuzdur umarım. Annesi kalmıyor yani içeride. Şu anda mesela annesi yok. Annesi sattım. Koç tek kaldı yani. Koçu bıraktığınız zaman anneyi dışarı çıkarım yapıyorsunuz. Tabii ayrı yapıyoruz değil mi? Evet. Onları ayrı yapıyoruz. Onlara başka bir koç mu veriyorsunuz yoksa koç tamamen veriyoruz. Sürden çıkarıyor musunuz? Tabii koç veriyoruz onlara. Evet. Başka koç veriyoruz onlara. Sakatlık olmamak adına. Evet evet. Evet. Öyle bir şey olmadı bu zaman da bilmiyoruz yani. Ama Ahmet amca iyi bir ayrımcılık olan bir şey yapmışsınız. Bazı üreticilerimiz sürüde annesi varken bile evet. Kuzusunu bıraktığı halde koçu annesine denk getiriyor. Evet. Sonrasında sakatlıklar ortaya çıkıyor. Bunu önlemek adına da ya bir başka sürüye kataraktan orada koç almasını yapabilir. Evet. Evet. Ya da başka bir koç verebilir ahiretten evet. bir yerinde. Ya da sürüden çıkarıp başka bir üreticiye satacak. Evet. Onu da getirmemek için. Tabii tabii. Keçilerimiz de var Ahmet amca. Onlarınız ne ırklar? Keçilerimiz de kara keçi var, maltız var, beyazlardan var. Kaç Devenli. Adet keçiniz var? 8 adet keçim var şu anda. Yani oğlak keçi hepsi 11 tane. 3'e kışlada kaldı. Annesi emiyordu. Şu anda bu arada 8 tane var. Maşallah Allah bereketinizi de arttırsın. Yeni köye kadar bereket versin. Bakıyorum da... Bunları ne amaçla bulunduruyorsunuz sürünüzde? Bunları koyunları saymıyorum ben. Bunları keçileri sayıp peynir amacı yeme için. Keçiler. Onun için amaçla duruyorum ben. Yani İzinli sadece yani. Ürününden yararlanıyorsunuz. Sadece sütünden yani. Başka bir şey mi yani? Oğlaklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Oğlakların dişileri kesip satıyoruz, kesiyoruz, yiyoruz işte. Dişilerini hiç damızlık bırakmıyor musunuz kendisi? Damızlık yok. Damızlık gibi bir var. Bunda kurban yapacağım. Vurdum, kurban yapacağım. Hayır, dişi oğlakları diyorum. Damızlık bırakmıyor musunuz gelecek yıla? Yok, çoğaldığımız bize zarar veriyor bu arada. Meyvelik arazimiz, meram anlama ola. Bunun için ziyanı gibi var. Koyunlara uymuyor. Keçi de dala çok alışkın. Tabii, koyuna uymuyor keçi. Evet. Çoğaldığımız ayrılıp gidiyor koyunadan. Bizim mecbur 5-6 keçi oldum yeter. Fazlası yani, gerekmez. Yani şöyle söyleyeyim, haşeratlık ziyankarlık yapmaya evet, gidiyor. Evet, evet. Yiyeceğimiz kadar oldum sütü peyniri yeter yani. Fazlasını gerekmez. Evet. Fazla yapmak için keçiyi ayrı yapacaksın, koyunu da ayrı yapacaksın. İki çoban lazım. Evet. Koyun ise uymuyor yani. Koyunları alıp gidiyorlar. Evet. Yani diyebiliriz ki keçi ormanın Tabii. ürününü. Evet. Meşguliyeti. Tabii. Onun yani evet, onun evet, ürününü evet. değerlendiriyor. Onun meşguliyetine uğraşıyor. Ormanda olabilecek. Dağlık alanda. Evet. Ama meyvalık olduğu zaman tabii ki. Olmuyor. Keçi olmuyor. Dediğiniz gibi. Ziyan yapıyorlar. Ziyankar kediler. Onun erini, kirezini, elmasını yiyorlar. Olmuyor yani. Evet. Onun için. 5 keçi yeter. Fazla keçi gerekmez. Peki koyunları da ziyankarlığa alıştırıyorlar mı yok, Ahmet amca? Yok. Koyuna kendileri kavalan gezerler koyuna. Evet. Sıcakta zaten koyun aşamaz da. Sabah serinlik, akşam serinlik gidersin koyun. Koyun bir şey istemez. Evet. Akşama kadar saat 5 saat bu oraya yatağa kapıcan dibinden. Evet. Zaten hiç başlama oturma yani. Git köye git gel. Koyunlar bu orada yatağa 5 saat. Onlar yenilip zamanını biliyor. Otlayacağı evet. zamanları biliyor. Evet. Teke katımını ne zaman keçinize yapıyorsunuz? Teke katımı yani teke de ayırmıyoruz. Tekem zaten yok da. Evet. Yani tekem hani ayırmıyoruz. Ekim aylarında işte teke oluyor yani. Evet. Ekim Kasım aylarında. Peki oğlaklarında ikizlik nasıl Ahmet amca? Oğlaklarında bu sene işte bir keçi ikiz yaptı. Diğerleri tek. Evet. 3 tane çepiş doğurdu işte. Onlar birer tane yaptılar. Belki seneye yapabilirler ki yani. Çünkü evet. şey yaptılar yani. Ufak onlar da. Seneye belki yapabilirler. Evet. Peki süt alıyorum dediniz. Ne kadar süt sayıyorsunuz Ahmet amca? Şimdi ölçmedim de hani yiyeceğimiz peyniri yapıyoruz yani. Evet. Biz altı nüfusuz. Yiyeceğimiz peyniri fazlasına yapıyoruz. Evet. Peki yoğurdunu kaymağında yaptığınız oluyor mu? Onu ayırmayız. Biz sadece peynir yaparız. Yoğurdunu ayrı yaparız. Peynirini yaparız. Böyle sütünün yağınmanı çıkarmayız. Ayırmayız yani. Evet. Yağından sütünden hep beraber peynir yaparız. Hepsi peynirin içine giriyor. Hepsi peynirin içine girer. Ayrılmak bizden. Rabbim ünitüyü kadar bereketinizi arttırsın diliyorum. Ahmet amca. Koyunlarınızda peki ikizlik oranı nasıl? İkizlik şimdi nasıl diyeyim? Bazı sene yarıyı geçiyor. Bazı sene yarıdan az oluyor ikizlik oranı. Şimdi mesela yıldan yıla değişiklik gösteriyor. Olsa, şimdi bir sene 45 tane koyunum vardı. Size yalan gelir. 80 küsür kuzu aldım koyundan. Ay maşallah. Çünkü ikiz yaptılar. Tekrar ikinci doğurlar derken 80 küsür sene kuzu aldım yani. 45 koyundan.
İki katını yani. Tamam. Fakat geçtim senede işte 10 koyun 2 yaptı. Geri kalanı tek. 60 koyundan da bir sakin 89'u zor yaptım. Evet. Bak şimdi bu şekilde yani. Hadi yılından mı oluyor, bakımdan mı kaynaklanıyor? Bakımda aynı bakım yapıyoruz. Evet. Aynı yayılımda yayılıyorlar. Hı hı. Halkın... Belki koçundan da olabilir. Koçtan hani da olabilir. Koç bu yıl verimliyse gelecek yıla verim düşüklüğü de gösteriyor olabilir. Evet. Ya da meradan yoksunluğu varsa. Evet, ondan da olabilir. Oradan da olabilir. Evet, evet. Mevsimsel mesela hayvanların çiftleşme dönemleri oluyor. Oradaki denk gelmediği dönemlerde de olabilir. Evet, evet. Onu Allah bilir. Her türlü faktörü var aslında. Allah... Ama yani Rabbim ne verirse olur. Başımız ne derse olur. Evet. Yani ol derse olur Cenab-ı Allah, olmazsa olmaz yani. Biz işte öyle. Peki yaylıma ne zamanlar çıkıyorsunuz Ahmet amca? Sabah vakit mi, gece mi yaylım yapıyorsunuz? Biz sabah akşam yaylım yaparız. Biz gece gütmeyiz. Sabahleyin bakarız, çiğ varsa biraz geç koyarız kışladan. Hı hı. Çiğ yoksa erken koyarız. Evet. Saat 9-10 gibi zaten yayılmaz da sıcaktan. Gelirler gölgeye suyu veririz. Evet. Yatarlar. Evet. Akşam da ikinci sırası saat 5'te kaldırırız koyuna, suya vururuz. Sudan sonra alıp yayılmaları götürürüz. Yatsıya kadar. Yatsıdan sonra yok. Yatsıdan sonra getirir kışlaya kaparız. Kapa evet. Yatarlar yani kışlada. Peki kışla dediğiniz yer böyle hani bir terli yeriniz mi? Kapalı evet, bir alan mı? Evet, kendi kapalı yerim yani. Hı-hı. Kendi kapalı yerim. Evet. Kapıyoruz oraya, orada yatarlar mı? Peki burası hani biraz ormanlık içine de kalıyor Ahmet amca. Buralarda kurt çakal yok, var mı? Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey hiç görmedik yani bu zamana ya. Ben ne kurt gördüm ne çakal gördüm yani. Öyle hani hayvanla dalacak yani. Evet. Tamam çakal gördüm diyor. Derede geçen kişiye gitmedim. Köpekler çıkardılar. Evet. Çakal. Dediğim gibi ufak şöyle bir yavru. Hı hı. Başka görmedim yani çakal. Evet. Sesini zaman, duyuyoruz. Evet. Ve kendisini görmedik yani. O zaman zayiat olayı da olmuyor. Yok olmadı yani. Şu an acaba bir hayvan yedirmedim yani. Çok şükür yaradana. Çok şükür evet. Aha. Öyle bir şey olmadı. Evet. Bakıyorum da keçilerin zilleri ayrı Ahmet amca. Koyunlarınızda ayrı çanlar çok var. Bunları ses yapmak gibi mi amaçlı mı kullanıyorsunuz? Ya şimdi yaylımda yazın yılan börtü böcek oluyor. Evet. Bundan en çok amacı yani çanın tıkıldan takılması. Evet. Yaylımda onun sesine onu... Yılanın kaçması. Yılan ısırıyor hayvanı. Evet. Yılan ısırdı mı ya öldürüyor. Zaten göğsünü ısırıyor. Göğsünü düşüyor hayvanın. Evet. Onun için bunu o amaçla takılıyor yani. Kışın çıkarız bunları. Azaldırız kışın. Yazın çok takarız. Peki sürüngen yabani hayvanlar bundan kaçıyorlar mı? Evet. Bundan kaçıyorlar. Sesten kaçıyorlar. Evet. Yılanlar mesela bundan kaçıyorlar. Hayvanın yanına sokulmaz. Evet. Çan sesine, tıkla sesine kaçar yani. Peki o zaman buralarda çok fazla sürüngen hayvan var o zaman yabani olarak. Evet var, var. Sürüngen var. Evet. Bu tekime vurma olayı var mı Ahmet amca? Yok süsmez, tek süsmez. Evet. Sarıbaş tek ya. Yani. Evet, ay maşallah. Kırkımlarını nasıl yapıyorsunuz Ahmet amca? Kırkımlarını bahara çıkınca kırkarız. Mayıs ayında kırkım yaparız. Koyunları. Zaten keçileri kırkmamış. Bir saate tekeye işte öyle çalım yaptım tekeye ve dediğim gibi keçi yaptım çalım. Keçileri peki neden kırkım yapmıyorsunuz? Yapmadım. Bunlar böyle mi duruyor sürekli? Böyle duruyor işte keçiler işte. Bunu alçakmanı alıverdim ana seçakmanı. Bir şey daha ötekini almadı işte. Koyunlarınızda yılda kaç kez kırkım oluyor? Yılda bir sefer kırkım yapıyor. İki defa değil. İki defa değil. Önceden iki defa kırkıldı da. Yani bizim bu köyde yani sadece... Şu anda bir ben kaldım burada. Bizim köyde yani çok çoban vardı. Sürahi sahibi çoğuydu köyde. Dediği gibi o zaman ikisi bir kırkım yapardı koyunları. Evet. Bir baharda kırkardı bir de güz kırkımı derlerdi. Hı hı. Koyunları koçak atma zamanı. Hı hı. O zaman güz kırkımı yapardı. Evet. Senede iki bir kırkım yapardı. Şimdi biz üşeniyoruz bir kırkım tamam. Baharda kırkım. O zaman yünleri kırkım. Çok fazla uzamış olmuyor mu? O zaman ama. Yün aranıyordu. Kepeneğidir. Bilmem nesidir ana. Yapılıyordu. Şimdi öyle gün aran yok, soran yok. Gırtın günü atıveriyorsun dereye. Yani evde ziyan olup gidiyor. Ziyan oluyor. Değerlendirilmiyor. Para, değerlendirilmiyor tabii. Hı hı. Yani bir işe yaramıyor. Evet. Öncesinde aslında gerçekten işte Merinos fabrikası alıyormuş. Üretici evet. Amcalarımız, abilerimiz öyle söylüyor. Veriyorduk. Onunla işte bir toprak arazi, bir şeyimizi alıyorduk. Bir derdimizi körlüyorduk. Ama artık şimdi hiçbir şeyi değerlendirilmeyiz hale geldi. Derisinden tutun yününü. Ama aslında her alanda değerlendirilmiş olsa daha iyi. İşte sütse
süt alanında, derisini, evet, deri sanayinde, yününü, yüne yün yapağı da hepsinde kullanmış olsa her şeyini tepeden tırnağa aslında değerlendirmiş olacak belki de Ahmet amca. Üretimi de kazandırmış olacak, ziyan da olmamış olacak. Ama sadece biz diyoruz ki eti var ama diğeri yok. Sadece hayvanın şu anda eti var, sütü de yok. Sütü de alan yok şimdi. Sütü, evet, değerlendirmiyorlar. Hı hı. O da artık önceden bizim köyde 3 tane mandıra vardı. Hı hı. 3 kişi mandıra çalıştırırdı. Evet. Süt alırdı. Şimdi hiç kimse yok. Yani süt alan da yok. İtimat vardı. Önceden mandıra mı vardı? Vardı. 3 sene bizim köyde mandıra vardı. Şimdi itimat var işte. İtimat artık bıraktı herhalde. Bunu da almıyor, evet, köyden. Süt alan yok. Süt alamayınca bu işler hayvan da kalmadı. Evet. Ne sığır kaldı köyde, ne koyun keçi kaldı. Dediğin gibi. Herkes kendi sütünü kendi kendine şey yapıyor yani. Evet. Peki Ahmet amca neden bıraktılar hayvancılığı? Para etmediği ya, için mi? Hayvan yoksa para yapmadı. Bir de artık tarıma dönüşüldü. Tarım olunca millet bıraktı hayvancılığı. Evet. Şimdi hayvana bakmak zor. Her gün peşinde olacaksın. Evet. Yemidir, otudur. Ama hayvan kolayına olmuyor. Bir de Ahmet amca yani zamanını harcayacaksınız buna. Gecesi gündüzü demedik. Ya bunun içinde cenazene bak etmez, düğününe bak etmez. Evet. Hastalığına bak etmez. Bu her bunun peşinde olacaksın. Hı hı. Bunun peşine gitmediğin zaman gün olmaz yani, kapayamazsın. Evet. Dışarıdan yiyecek yani bu. Dışarıdan tabii ki merak hayvanı sonuçta, küçükbaş hayvancılık, evet, keçi, koyun. Bunlar merak hayvanı ve merakdan yararlanması için de günün büyük bir çoğunluğunu, tabii, günün çoğunu geçireceğim merakta geçirmek zorunda, evet, kalıyor. Evet. Su peki olayınız buralarda var mı Ahmet amca? Su burada işte çeşme var işte orada. Çeşmeden sabah akşam suluyoruz öğlen mahalle. 3 kere suya vuruyor bana. Evet. Hayvanlar yani bu alanda susuz kalmamış oluyor. Susuz kalmıyor. Susuz kalmadığı gibi bu su çeşme bize yetiyor yani. Evet. Başka yerimiz yok, öyle sulamaya gidecek yerimiz yok. Evet. Su kışların yanında var işte orada. Hı hı. Holuklan var. Mesela orada holuklarda suluyorum akşam. Sabah orada da içiyorlar dediğin gibi. Evet. Susuz bırakmıyor hayvanları. Evet. Peki Ahmet amca orada bekletiyorsunuz da son hani ilkbaharın çıkıp da sonbaharın oraya köye dönüş olana kadar hani damlarınıza dönüş olana kadar kışlarınızda kalıyor musunuz devamlı? Ben devamlı kalırım yani hemen yanında. Evet. Yaz kış köyüne çıkarım ya en fazla yatsıdan sonra kadar. Evet. Yatsı namazı kılar gerisi gerisi gelirim yani. Evet. Hani o kadar kapalı kalır hayvanım yani, yalnız kalır. Evet. Ben duramam hayvanın yanında, duramam yani. Alışkın olduğu için duramıyorsunuz. Yani hayvan olduğu için duramam. Evet. Hayvan yani gece gelirim yani. Hı hı. Hayvanı boş bırakmam. Evet. Herhangi bir hırsızlık mırsızlık oluyor. Oluyor mu burada da hırsızlık olaylar? Burada olmadı da duyuyoruz yani. Televizyonda duyuyoruz. Evet. Bunun için hayvanın başında dururum kendim yani. Hayvanı beklerim. Hı hı. Ahmet amca şimdi kışın sonbaharını içeriye alıyorsunuz. Hayvanlarınıza, keçilerinize, koyunlarınıza kışın ne yediriyorsunuz, ne yemler veriyorsunuz? Biz sadece kışın kar yağınca, kapalı yağınca her taraf, o zaman yonca otu, hı hı, fil, arpa veririz, sılaç alırız, mısır sılacı, sılaç veririz, bu şekilde bakım yaparız yani. Günde iki sıva bakım yaparız, akşam sabah, hı hı, kapalı oldu halde. Yani benim daha hoşuma gidiyor o kapalı. Evet. Şimdi bundan iyi hoşuma gidiyor çünkü iki sıva veriyorum. Bir daha bir şey istemiyor olay bana. Bir daha ardına dönüp bakmıyorsunuz. Dönüp bakmıyorum. Evet. Ama burada sürekli burada ayak üzerindesiniz. Devam ayak üzerinde, devam peşindesin burada. Evet. Orada olmadı. Köye iniyorsun. Zaten yan gelip oturuyorsun, çay içiyorsun dediğin gibi. Evet. İşte öyle. Oradaki şuna benziyor aslında. Belki biraz değerli çiftçi izleyicilerimiz abes kaçacak ama evde bakım çocuğu hani karnı doyurup da yatağına yatırıp da uyutmak gibi. Evet. Ama merada olduğu zaman küçük bir çocuğu dışarıya sokağa çıkardığınız gibi takip eder gibi sürekli onun peşindesiniz. Tabii. Onu o şekilde devam peşinde devamlı geziyorsunuz. Devam peşinde geziyorsunuz. Evet. Evet. O şekilde yaparaktan onu çocuğu büyütmüş oluyorsunuz. Evet. Evet. Ama evde karnını doyur, peşine yatır, evet, uyusun, sonra tekrar acıktı mı öyle büyüyor. Evet. Evet. Orada bakım aslında daha iyi olur. Merada. Benim daha hoşuma gidiyor kış bakımı. Hı-hı. Kapalı kaldığı zaman daha, evet, hoşuma gidiyor yani. Ama küçükbaş hayvanlar da Ahmet amca. Bir dışarı gidecek. Mera hayvanı. Ne kadar doyursanız da illa dışarı istiyor. 10 günde olsa, 20 günde olsa mecbur gene onu dışarıda gezecek yani. Evet. Mesela böyle kar yağdığında Ahmet amca donu olmuyor ya yerde. Evet. O zaman bir hayvanlarınızı dolaştırmak amaçlı, evet, oradan çıkarıyor musunuz? Bora çıkarıyorum mesela. Aşağı köyden aşağı indiririz. Hı hı. Aşağı bizim aşağıda pek kar düşmez. Evet. Aşağıda
Oğlum mesela Muharrem, alı götür oğulları, orada bir daha gelin. Bu şekil yani. Mesela şöyle bir şey var aslında, burada belirtmek istiyorum. Bazı üreticilerimiz hani yem vermemekten midir ya da yemin yokluğundan mıdır? Donlu havalarda, kral donlu havalarda hayvanları, gebe olan hayvanları dışarıya çıkarıyorlar. Şimdi kral havada gebe hayvanı çıkan zaman kuzuya atar. İşte bununla karşı karşıya geliyoruz diyorlar. Aşalım, aşalım, aşalım aman, dağlar aşalım. Hayvanı aç karnı çıkarıyor bir. İkincisi o donlu havada çıkarıyor. Bu da iki. Gral otu yiyor. Ondan sonra bir de bunun karmaşısı, koruyucu aşısı evet. Yoksa evet. Hayvanı zayiat telef ediyor. Sonra diyorlar ki işte biz hayvanı telef ettik, zayiat ettik. Tabii ki yaparsınız. Tabii. Bunları göz ardı ederseniz Ahmet amca olacaktır. Evet, evet, evet. Evet. Ama donlu hava olmayan bir havada dolaştırmak amaçlı çıkardığınız zaman bir de onu aç karnı değil tok karnı çıkardığınızda hem hayvanı hem de içerideki yavruyu korumuş ya, olursunuz. Zaten garlava da sabahleyin gene sabahleyin yemi vereceksin arpaya. Evet. Arpayı vereyim öyle salacaksın dışarı. Sabahları tane yemler mi veriyorsunuz evet, Ahmet amca? Sabahları arpa veririm mesela kışında arpa veririm sabahları. Hı hı. Şimdi nasıl diyeyim? Boyuna doğmadan evvelsi başlarım. Hı hı. Mart'a kadar 3 ay sabah akşam bir arpalarını veririm. Peki geceleri de arpa veriyor musunuz? Yok gece vermem. Gece sadece kış gar yağdığı zaman gece ayazda aşağılmada sadece sılacıdan samana, kuru samana teknelere atarım. Sabahca onları yiyorlarım teknelerde. Yemliklerini de yiyorlar. Evet yemliklerini de yiyorlar yani. Yani arpayı diyorsunuz ki günde bir öğün sabahları veriyoruz. Sabah akşam arpaya. Sabah akşam. Sabah akşam. Geceleri de? Geceleri de gar yazımı kapalı zaman ayazlarda. O zaman verim yani kuru samanla sılacı karışık. Onları yerle yatarlar. Peki Ahmet amca kaç ay mesela içeride kapalı yemleme yapıyorsunuz? İki ya, mi? Üç ya, ay mı? Ne kadar bizim oluyor? Ayı yok bizim. Bizim şimdi gar yağıyor. Üç gün kapalı kalıyorum. Gar yağıyor. 10 gün kapalı kalıyorum. Bu kadar yani. Hava şartına göre? Hava şartına göre. Oldu ki 5 gün kapalı kaldım. Mesela geçen sene kışımız çok oldu. 15 gün kapalı kaldığımız gün oldu. Evet. Devamlı kapalı yerde baktık yani. O zaman sabah kapalı akşam olurken yemleme yapıyoruz. Tabii yemlemesi tabii fazla yapıyoruz o zaman. Yemden bahsetmişken Ahmet amca şimdi hayvanlarınıza Tarım Bakanlığı yem bitkilerini destekleme veriyor. Hayvanlarınıza yem bitkisi ekiyor musunuz? Yonca, mısır, arpa, buğday. Önce ekiyordu burada. 2-3 senedir ekmiyoruz. Ne yonca ekiyoruz? Zaten yonca ekecek yerimiz yok. Fil ekiyorduk. Fil de ekmiyoruz şu anda. Satın alıyoruz. Yoncayı her şey satın. Hepsi satın. Arpasıdır, kuzu yemidir, yoncasıdır, samanıdır, yulaf otudur. Hepsi satın alıyor şu anda. Peki Ahmet amca, Allah daha çok bereketinizi artırsın da hani her şey satın olduğunda biraz maliyet böyle yükseliyor. Ya, maliyet yükseliyor mu? Bir gelir gider birbirini dengeliyor mu? Dengeliyor. Çok şükür yani. O zaman sorun yok. Ben şimdi bu hayvanadan nasıl diyeyim? Ben ekmek yedim. Evet. Ben de yemek deyin. Allah'ıma çok şükür. Ben bunu elma düdüm tutacağım ya moruşacaksın. Zaten bir oğlum, bir çocuğum var. Oğlum varsa. Başka çocuk yok bende. Bizi bir oğlan. Evet. İki tane torunum var. Allah'ım Allah ikisi de üniversiteyi kazandı. İkisi Allah sosyal bilgi öğretmenlik kazandı ikisi de. Abisi geçen sene sosyal bilgi öğretmenlik kazandı. Afyon'da okuyor. Biri bitirdi. Birinci seneye. Bu sene ufak Samet Çakır. O da kazandı üniversiteye. O da sosyal bilgi öğretmeni oldu. O da Zonguldak Ereğli. Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gidecek o da. Tamam. Dediğin gibi. Yani ben onun için uğraşıyorum bu arada. Onun için yapıyor yani. Evet. Çünkü torunum var. Evet. Zarı muhtaçı kalmasın da. Okusun da. Onun için bu hayvanlarla uğraşıyorum o da. O zaman sizin gittiği gibi dedeye can kurban. Elim, elim ayağım düdüm müddetçe de Ahmet yapacağım amca. Yani. Allah onlara da zihin açıklığı verse amin, ki amin. Sizin bu emeğinizin karşılığını onlara veriyorsunuz. Onlar da boşa çıkarmasın. Başarılı olaraktan sizleri bu emeğin karşılığına vererekten gururlandırsınlar. İnşallah, inşallah. Tornam yani bir tane yani tornam. Evet. Şimdi herkesi çocuğu kendine göre kıymatlıdır. Herkesin torunu, çocuğu evet. Kendine göre kıymatlıdır. Benim çocuğum yani tornam yani bambaşkadır la. Evet. Onun için, onun için yani canımı veririm onun için. Evet.
Evet. Onun için uğraşıyorum yani ben. Ne yapacaksam onun için uğraşıyorum yani. İzmiyorum. Ahmet amca, şimdi kurbağamda besiye olurum dediniz. Erkekleri. Pazara mı götürüyorsunuz yoksa müşteriler mi size geliyor ben satışta? Köyde müşterilerim var. İsim akraba köyde. Devamlı veriyorsunuz. Devamlı köyde veriyorum ben. Pazara çekmiyorum. Evet. Köyde veriyorum. Ayağımda alıyorlar evet, diyorsunuz. Evet geliyorlar ayağımda alıyorlar işte. Hatta bu sabah yine enişem geldi işte bir tane aldı dediğin gibi. Tamam. Bir akşam işte. 5-10 koç kaldı işte onları da bayram hoca. Onları da bitiririm artık. Bitiririz. Evet. Yani. Dişi kuzularını ne yapıyorsunuz? Dişi koyunları damızlık yapıyorum bunları. Dişisini damızlık yapıyorum. Dişini satman. Damız satarım. 5 tüylü aldıktan sonra satarım onlarını. Yani 5 tüylü alırım fazla almam yani. 5 tüylü aldım koyundan satarım. Gençleştiririm yani. Bu sene sattım. 70 sene koyun sattım bu sene. Kuzularla sadece tokları koydum işte. Evet. 80 tane kaldı bu sene dediğim gibi. Bu şekilde yaparım yani ben. Peki damızlık alan üreticiler ayağınıza mı geliyor? Geldiğinde veriyorsunuz Ahmet amca beğendiğini seç, beğen al, çıkarıp da veriyorsunuz. Yoksa siz de böyle hani damızlık vermek için pazara falan gidiyoruz oluyor mu? Ben çıkma yaparım yani şimdi komplesini. Kendime bırakayım gencini. Eğitirim ne var ne yok. Hepsini yaşlı genç demem yani. Evet. İyi avara demem. Hepsini beraber tumba yaparım yani. Her yıl gençleştiriyorsunuz. Tabii her sene yani 2-3 senede bir gençleştiririm yani. Evet. Hayvanları. Tamam. Onları gençleştirerekten, yaşları çıkaraktan tamamıyla genç bir sürü haline getiriyorsunuz. Tabii. Bu şekilde yani. Evet. Bu şekilde aynı şekilde böyle dönüşümü devam ettiriyorum yani. Devam ettiriyorsunuz. Evet. Peki Ahmet amca hani hiç dışarıdan böyle kendi sürünüzden satıyorsunuz ama dışarıdan sürünüze hayvan aldığınız oluyor mu? Yok. Yok. Almıyorsunuz. Yok almıyorum. Sadece kendi hayvanım. Kendi hayvanım almıyorum. Koç sadece alıyorsunuz. Evet sadece koç alıyorum. Başka dişini almıyorum yani. Evet. Damız için. Aslında diyebilir miyiz değerli Çiftçi TV izleyicilerimiz Ahmet amcanın sürüsü kendi ırkının içinde geliştirmiş bir elit sürü. Evet. Biz buna elit sürü diyoruz. Biz de aynısını uyguladık. Ben de biz de iki kuzudan 18 yılda büyük bir sürü haline getirdik. Elit sürü haline getirdik. Ben de dişi kuzularımı satmadım. Kendime bıraktım. Evet. Erkekleri domuzluya verdik. Dişlerini kendinize bırakarak da sürüyü büyütmüş evet. olduk Ahmet evet. amca. Siz de aynı şekilde yapmışsınız. Şimdi ben başa geçeceğiz. Benim bunun şeye 70 milyon lira sermayesi, bu koyuna sermayesi. Bizim köyde cambazdan hoca deriz. Bundan bir koyun aldım 70 milyon liraya. İki kuzu koç var. Öbür sene iki tane dişi yaptı. Ondan öğrettim bunları. Evet. Bu koyunlardan ovadan 4 dilim zeytini aldım. Boyunları sattım. 6 yetin evvelsi. 58 milyon lira ovadan 4 dilim yer aldım. Burada kışlanın yanında 8 milyon lira Elbeleyinde Mehmet Demirtaş'tan tarla aldım, kiriz ektim. Bu koyunlar sayesinde. Evet. Bu koyunları bu sene gene sattım. 40 milyon lira yukarı gene koyun verdim. 70 tane koyun sattım işte. Hani bahap sat al bunlar bu şekilde yani. Evet. Yani bitmiyor yani. Ürüyor. Ürüyor. Uzun başta uzuyor devamlı. Ama diyebilir miyiz küçük baş hayvan bereketli? Evet, çok bereketli. Evet. Ben çok ekmek yedim bu hayvandan. Çok yer aldım. Yani ben ne edindim ise ben de hepsi anamdan babamdan 20 tane zeytinim var. Hepsi. Her şeyimi eşek alamadım oldum. Her şeyi bu koyuna indirdim ben yani. Evet. Yani, sayesinde. Ahmet amca bugün, diyebilir miyiz ki diğer üreticilerimize, abi amcalarımıza da ben herkese bundan kazanç ederim. Sağladım ama diğer üreticilere de örnek olsun. Eğer yani yapma durumları varsa yapabilirlerse herkese tercih ederim yani bu hayvana. Hayvan bereketli hayvan. Yapsın, görsün yani bereketini. Ama bizim bir insanoğlumuz var ki yani biz insanoğlunu ilik yere almıyor. Aslında hayvanın peşinde koşaraktan bir nevi spor, jimnastik yapmış oluruz. Evet. İnsanlar dura durduğu yerde işte şuram ağrıyor, buram ağrıyor, şuram rahatsız diyor. Ama niye? Organizma hareket etmiyor. Evet. Çünkü vücut. Ama hayvanlar uğraşırken hem vücut hareket ediyor hem onlarla uğraşıyorsunuz. Ama size getirsin ne oluyor? Artı bir kazanç olarak dönüyor. Evet. Bununla etinden yararlanıyorsunuz, sütünden yararlanıyorsunuz. Sattığınız zaman parasından yararlanıyorsunuz. Evet. Ama siz bunu da yapmışsınız, sağlıklı olarak kalmışsınız. Bir de doğal manzaralı, oksijenli olan bir yerdesiniz. Evet. Oksijeni de var. Ben şimdi benim koyunun yanından köye mesela 1 kilometredir. Hiç üşenmem ayağıma, iner çıkarım yayan. Yürüyerek gidip geliyorsunuz o kadar evet. yolu. Kilo almış olsam inip çıkamayız. Evet.
dediğim gibi hayvanları işte böyle idare ediyoruz. Evet. Allah görevinizi daim amin, etsin. Amin. Bereketinizi bollaştırsın amin, Ahmet amca. Amin. Bizim de aslında bu programımızı yapmamızdaki amaç bu, hem küçükbaş üretimini Türkiye ekonomisine kazandırmak, insanlara sevdirmek, göstermek, evet, yapılabilirliğini. Bir de insan hani üreticilerimiz diyorlar, aa olabilir mi, yapılabilir mi ya da yapamaz mıyım? İşte bu kafasında düşünce var. Aslında yapmak istiyor ama rahatlığından ya da diğer sosyal yaşantısından ödün vermek istemiyor. Ama yapıldıktan sonra da berekete dönüşüyor. Evet, yaptıktan tabii. Çaba gösterdikten sonra tabii. Ahmet amca. Bizim aslında bu üreticilerimize yönelik devlet büyüklerimizden, gerek Cumhurbaşkanımızdan, gerekse Tarım Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan ve Başbakanımızdan bu üreticilerimize biraz daha teşviklerini artması, öncelik tanınması, ileri seviyeye biraz daha taşınması gerektiği. Çünkü et açığımız var diyoruz ama kapatamıyoruz. Niye? Üretimimiz az diye. Evet. Ahmet amca biraz daha fazlalaşsa belki tamamen kapanmaz ama yüzdelik diliminde biraz daha fazlalaşmış yani olur. Yem. Hı hı. Biraz düşse aşağı. Evet. Otudur bilmem nesi dediğin gibi bu şekil olur. Evet. Tamam, yem pahalansın. Et de pahalansa, hayvan da pahalansa. Birbirini dengelesin. Dengelesin. Sorun, hı hı, yok. Bugün satıyorsun koyunu 500 liraya. Tamam, bugün kurban fiyatlı. Hı hı. Kurban yazın, adam alacak seni bir kurban. Ama yarın kurbandan sonra o koçu parayı veremezsin. Almazlar. Evet. Fiyat etiketleri aşağı düşmüş oluyor. Aşağı düşmüş, düşmüş oluyor o zaman etin kilosu. Evet. Bu şekilde hazır. Yılda da bir sene hemen satacaksın 10 kurbana. Karşılamaz ki senin 10 kurban masrafını. Bir yılın ki masrafını karşılamaz. Tabii, bir sene karşılamaz. Devamlı fiyatlı olsa, hı hı, devamlı karşılar ve yapılır yani. Evet, Ahmet amca size bu konuda katılıyorum. Biz de üretim yaptığımız için bakıyorum bir ayda çok büyük, neredeyse yarı fiyatının yukarısında bir fiyat etiketi koyuyorlar. Bir çuval yemi. Bunun hayvanın kalabalık olduğunu düşünün. Bir de meri alanı olmayıp da devamlı yemlendiğini düşünürseniz tabii o kişinin, üreticinin maliyetini yükseltiyor. Ama gelir gider dengesi bozulduğunda da işin içerisinde üreticiler çıkamıyor. Ne yapıyorlar? Hayvancılığı bırakma yönüne gidiyorlar. Tabii. Bırakılınca bu köyde 100 kişi üretici varsa iniyor 5 kişi, ya da 10 kişi düşüyor. Şu anda 7 kişi var bizim köyde. O kadar düştü. Yani 7 köy. Bizim köyde mesela 2000'den yukarı nüfusu var köyün. Hı hı. 7 kişi çoban. Başka kimse kalmadı yani. Evet. Bizim de bırakacağımız yakın yani. Evet. Biz de bunu sürecek değiliz. Evet. Şu orada en fazla 3-5 sene tamamdan sonra biz de yapmayız yani. Hı hı. Sadece ben onu gördüm. Herkes yapmayacak yani bunu. Evet. Gelir düştüğü zaman, şimdi, giderleri yükseldiğinde tabii ki üreticilerimiz mecburen bırakmıyor. Zor durumda kalıyor. Zor durumda kalınca da gezilme peşinde. Bir de mera alanı olmayınca, mera ıslah olmayınca, mera sorunu olduğundan dolayı, evet, bırakmaya gidiliyor. Bırakmaya üstüyor Ahmet amca. Peki siz kazanıyorum dediniz Ahmet amca. Diğer üretici abileri, amcalara ya da yeni başlayacak olanlara tavsiyeleriniz neler olur? Ya da ben bunu yaptım da kazandım, bunu yapsınlar diyeceğiniz neler vardır? Ben yaptım, kazandım. Onlar da yapsınlar, onlar da kazansınlar. Yani hayvanda, hı hı, Berek abla, Peygamber Efendimiz, Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in çoban olmuş, koyun gütmüş. Evet. Deve gütmüş. Hı hı. Biz de bunun mesleğini sürdürüyoruz. Evet. Yapsınlar, görsünler. Hı hı. Kıymatını, evet, parasını görsünler. Evet. Ama bunu diyorum yani. Ve yanmalarını tercih ediyorum yani hayvana. Evet. Lele koyun hayvanı yani. Hı hı. Tamam, keçiye orman lazım. Evet. Tarla, koyunu tarlada yapsın yani. Açık arazide. Buna merası varsa, kendi imkanları da varsa, evet, değerlendirsinler, yapsınlar. Hı hı. Yaşlı genç demesin, yapsın yani. Evet. Koyunu bugün kadın da güder, yaşlı da erkek de güder. Herkes güder koyun yani. Koyun yavaş hayvandır. Evet. Gezmez. Bir tarlada akşamdan yavaşsın getirir, kapatsın yerine. Evet. Boyuna bu şekil. Bunlardan kazanç sağlasın diyorsunuz. Ben kazanç sağlıyorum. Hı hı. Ben ekmek yedim. Ben de Allah bereket etsin, yemek deyim hala da. Hı hı. Yapmak deyim ya da yapacaksın yani. Evet. Elime mutlu müddetse. Yani ne zaman elden düşerse o zaman zaten yapamayız. O zaman bırakma yoluna gideceksiniz. Zaten bırakacağız yani o zaman. Hı hı. Peki devlet büyüklerimizden talepleriniz ne olur? Küçükbaş hayvancılık kazansın veya küçükbaşta bu olsun ki daha iyi olur dedikleriniz nelerdir? Teşvik veriyor. Hı hı. Yapılsın gidilsin ama
Evet. Gençlerden yapan yok. Devletimiz biraz da teşvik yapsa, biraz da prim verse, destek yapsa belki çoğalır yani hayvancılık. Evet. Devlete bağlı yani, devlet büyüklerimiz. Daha fazla fazlalaşsın. Artı çobanlara emekli dediler. Hı hı. Bir emeklilik çobanlara öyle bir şey yapıldı sana. Sosyal haklarından dediğin gibi. Hı hı. Erken emekli nasıl oluyorsa o zaman belki teşvik edile. Evet. Adam öğütte çalışacağımı der. Bu arada çoban yapan der. Ondan emekli olur. Ondan işini yapar yani. Evet. Oradan emekli olarak tabii, maaş almış olur. Tabii, tabii. Sosyal hakları tabii. Olmuş olur. Tabii. Evet Ahmet amca. Allah yüğünü tüyü kadar bereketinizi artırsın, amin, kazancınızı artırsın. Çocuk torunlarınızı da Allah zihin açıklığı versin. Amin, amin. Sizin emeğiniz boşa çıkarmasın. Ben ondan için arayayım. Torunum için uğraşıyorum. Ben bayağı onun için gidiyorum. Evet. Çünkü benim artık evet. Bir şeye ihtiyacım, çok çok bir şeye ihtiyacım yok. Evet. Evim var, motorum var, tarlam aldım yani YTV'den. Tamam mı? Cenab-ı Hak ama olsun daha çok al, daha çok yap. Evet. Bu kadar alabildik, bu kadar yapabildik biz. Ben torna için uğraşıyorum şu anda. Tornam okusun. Millete, devlete hayırlı bir evlat olsun ha. Ben onu görmeyeyim yani. Onu bir için İnşallah Rabbim İnşallah. De göstersin. İnşallah. Görevinizde daim etsin. Ahmet tamam. Amca bugün bizleri kabul ettiniz. Biz sizlere ricada bulunduk. Bize çekim yapmamız, program yapmamız evet. için izin verdiniz. Bu köyünüzü de görmüş olduk. Bu arada gerçekten Türkiye'nin her bir köşesi güzel. Ayrı bir cennet. Köyümüz çok güzel. Çok büyük arazi vardır köyümüz. Evet. O yüzden yapılabilir olduktan sonra evet. suyu, toprağı, her şey bereketli. Çok bereketli. Allah görevinizi daim etsin. Kazancınıza Amin. Kazanç katsın. Ömrünüze, kazancınıza bol bol Amin. Bereketler Amin. Versin diyorum. Değerli Çiftçi TV izleyicilerimiz, bugün bizim çekimlerimizi yapan değerli kameraman arkadaşımız Feyyaz Bey'e de teşekkür ediyorum. Bize bu imkanları veren genel müdürümüz İsmail Bey'e de teşekkür ediyorum ki gerçekten küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerimizin sorununu dile getirmemiz için bize destek veriyor. Ve montajlarımızı yapan Efradin Bey'e de teşekkür ediyorum. Bir de tüm üretici abilerimize, amcalarımıza, kardeşlerimize kazançlarını da bereketler diliyoruz. Hayırlı bereketleri, kazançlar olsun. Üreticilerimizin çoğalması dileğiyle diyoruz. Bugün Bursa'nın İznik ilçesinin tamam. Tacir Mahallesi'nden programımızı gerçekleştirdik. Evet. Anabacı mevkinden yaptık evet. Ahmet amca ile birlikte. Evet. Değerli Çiftçi TV izleyicilerimiz, bir başka yerde, bir başka değerli üretici abilerimizle, amcalarımızla tekrar buluşmak dileğiyle, görüşmek dileğiyle diyoruz. Çiftçi TV'de kalın, bizde kalın diyoruz. Aşalım, aşalım, aşalım aman dağlar aşalım.